Merhabalar sevgili öğrenciler. Hepiniz İngilizce Kampüs kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle son videomuzda yaptığımız gibi çıkması kesin sorulara ve soru tiplerine bakacağız arkadaşlar. Bir önceki videomuzda güzel yorumlarınız gelmişti arkadaşlar. Ve bu tarz soru çözümlerinin devamını istemenizden dolayı bu serinin ikinci videosunu çekmeye karar verdim. Piyasadaki e, analizlerimi tamamladım böyle karşınıza en çok soru çıkan soru tiplerine baktım lgs'de çıkmış sorulara baktım zaten ilk videomuzda da bu analizleri yapmıştım biraz daha genişlettim çıkmasını e, kesin gözüyle baktım yeni tiplerde soruları buldum e, ayrıca kanalımıza olan destekleriniz için çok teşekkür ediyorum ayrıca ingilizcekampus.com'da normal web sitemizde de e, çok aşırı derecede yoğun talepleriniz var gönderilerimizi beğenmeniz ve indirmeniz var. Ee, aynı şekilde YouTube olan desteklerinizden dolayı da e, çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Bu arada e, bu su birazdan çözeceğimiz soru tipleri bana ait değil arkadaşlar. E, İngilizce öğretmeni Yılmaz Tot e, öğretmenimizin hazırlamış olduğu sorulardan alıntıdır. Sorular bana ait değil arkadaşlar. Kendisine de buradan hazırladığı sorular için teşekkür ediyorum. Hepsi gayet güzel ve çıkması kesin diyeceğimiz soru tiplerinden oluşuyor. Zaten arkadaşlar şimdiye kadar ben yaklaşık size böyle toplamda bugünkü videodan sonra yaklaşık 15 veya 20 tane hani e, ortalama diyorum tabii ki farklı tipte sorular gösterdim ben size 20 ve 25 de diyebiliriz hatta yani bu soru tipleri karşınıza çıkacak bunun rakamı 10 da olabilir 9 da olabilir 8 de olabilir 7 de olabilir tabii ki ama e, ben burada amacım sizlere sınavda Karşınızda sürpriz bir şeyin çıkmaması amacım bu sizlerle arkadaşlar. Hemen birinci soru tipimize bakalım. Bunları beraber çözeceğiz zaten. Bu sorunun birazcık görseli şey olabilir arkadaşlar, yani bir bulanık olabilir. Görsel çok büyüktü. En iyi şekilde böyle ayarlandı. Şimdi burada arkadaşlar zaten ilk videomuzda da çok görselli sorular çözdük. Bugün biraz daha görsel az sorulara geçeceğiz. Önce Şurada ilk üst tarafı okuyorduk. Mantığımız buydu görselli sorularda. Kısaca ikinci adımda görseli inceliyorduk. Üçüncü adımda soru maddesini okuyordum. Soruyu anlıyordum. Sonra görselime geçip soruyu çözüyordum. Look at recipe below. Aşağıdaki tarife bakın ve answer the question soruyu cevaplayın demiş. Peki burada adımlar var ama şuna dikkat edeyim. Şu görsel bir numara. Şu görsel iki. Şu görsel 3, bu görsel 4. Hani buna dikkat edelim karıştırmayalım. Peki how to make a Spanish tortilla? İspanyol bir tortillası nasıl yapılır? Hani ekmeğini demek istiyor galiba yiyeceğini diyor. Peki baktım. Match the pictures with the steps of Spanish tortilla. Değil mi? Eşleştirme yapın diyor. Spanish tortillanın step adımlarını diyor. Resimlerle eşleştirin. Peki baktım görsellere şöyle kısaca arkadaşlar. Hemen normal sırasından gideyim. Mesela girişte zaten size biraz zamanınızı alacak, sizi düşündürecek bir cümle var. Durumu açıklıyor. Toriko is a great Spanish chef. Değil mi? Harika bir büyük bir İspanyol şefiymiş diyor ve his tortilla is delicious, tasty, lezzetliymiş değil mi tortillası? Follow his instructions and learn how to make a wonderful Spanish tortilla. Onun yönergelerini takip edin ve öğrenin nasıl yapılacağını neyin? Harika bir İspanyol tortillası nasıl yapılacağını öğrenin diyor. Match the bubbles. Bakın bu bubble'ları A'dan D'ye kadar olan bubble yani konuşma balonlarını resimlerle işleştirin. 1, 4'e kadar olan resimlerle. Peki şuradan arkadaşlarımıza baktığınız zaman sınavda zorlanıyorsanız Şurayı okuduğunuz uzun. ya yani Bir iki tane böyle çok net olacak e, ibare olur. Mesela şu A birazcık daha karışık hani uzun. Ama bakın şu güzel. Hatta A da biraz karışık değil aslında da şuradan karışık değil. Hani burada servis etmeden bahsediyor ama servis edecek bir görsel yok. Hani ondan uzun ve karışık. Mesela şurada güzel bakın mesela B adımı. Hani böyle küçük ipuçlarını sizler de bulabilirsiniz. A'dan okuyayım tek tek gideyim de olabilir. Böyle kısalardan kesin de buldum. Çünkü eşleştirme bu. Hani e, sağlamdan başlamak her zaman iyidir. Mesela bit de eksine bal. Bir kasenin içine yumurtaları kırın. With a whisk or ne yapın fork, değil mi? Bir çatalla falan bir kasenin içine kırın. Bakın şurada şu görselde e, gördüğünüz üzere şurada bakın yumurtayı kırmış. Yumurtaların kırılma görseli de var, çatal da var. Bakın şurada çırpıcı da var. Bunların görseli burada mesela bakın 3B'nin e geldiği çok net oldu. Zaten 3B e gelmesini bulduğunuz anda e, aslında e, yarısını çözmüş oluyorsunuz. Ben yarısı diyeyim direkt doğru cevap Bursa deyip geçmemize şu B şıkkından şüphelendim. Oradan gideyim. 1'e C hangi geliyormuş? Böyle ipuçlarını bulursanız iyi olur. Birinci görsel şuydu. C'ye baktım. To make a Spanish tortilla. Bakın giriş. Çok giriş. Bakın burada malzemeler var mesela. İspanyol tortillası yapmak için bizim ne ihtiyacımız var? 4 do patatesi. Bakın patatesin görselleri burada. Çok güzel. 4 yumurta ihtiyacımız var. Yumurtalar burada ingredient malzeme dediğimiz bölümler. Soğana biraz zeytinyağına ve tuza ihtiyacımız var. Bakın hepsi burada. Mesela çok güzel geldi 1'e Ceyhan. Peki emin olmak istiyorum. 2'ye Denizli diyor. İkinci görselde şu var. Patatesleri dilimliyor. Bakın soymuş. Denizli de, peel potatoes. Patatesleri soyun ve the onion and slice them. Patates soğanı soyup dilimleyin gibi. Bakın çok güzel oldu. Ve 4'e Adana geliyor. Sınavda zaten siz şimdiye kadar bu soruyu çözüp diğer soruya geçmiştiniz ama hemen hızlı bir sağlamasını yapmak adına tabii ki bakmam lazım. 4'e Adana geldi. When the potatoes and onions are tender. Bunlar bak patates ve soğanlar yumuşadığında ekleyin diyor. Bakın kırık kırılmış olan yumurtaları. Zaten dördü e Adana demiştim. Bakın daha sonra bakın şurada bakın turn it over diyor. Ters çevirin. Bakın ters çevirme görseli de şurada. Sağlam yapmışım o zaman cevabımız bir numaralı soru Bursa. Bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar görselli soruları biz ilk videomuzda da çok ağırlık verdik. Bugün biraz daha az olacak. Biraz daha farklı tiplere yöneldim. Bu ilk soruya bilerek bunu koydum. Bir ısınalım diye. Ee, tamamen şu bölüm mesela bu sorunun bu, bu, bu denli uzun olması eşleştirip tek tek dönüp bakmanız tamamen sizin vaktinizi almaya yönelik bir soru. İşte hızlı bir şekilde okuduğunu anlama yeteneği isteyen bir bölüm. Kelimeleri bilmeniz lazım. Hmm fork neydi düşüneyim gibi bir şeyin olmaması lazım. Hemen gördüğünüzde okuyup anlamanız lazım. İki numaralı sorumuzda burada e, yine sevgili öğrenciler sizlere e, bu tarz soru vermiş ama bakın bu biraz daha kolay. Bu sorular ilk önce şuraya bir okuyayım ne yapacağım. Look at the information and answer the question. Yeni bir soru tipi getirdim size. Aşağıdaki bilgilere bakın ve soruyu cevaplayın. Şimdi size bir durum vermiş ve bu durumda what do you say to him? Ona ne dersin? Bu bir durum sorusu arkadaşlar. İngilizcede biz buna durum sor durum soruları diyoruz. Size bir durum veriyor. Siz bu durumda karşınızdakine ne dersiniz gibili sorular var. Karşınıza da mutlaka çıkmıştır. Soru çok güzel bir soru birazcık cevabı gizlemişler. Hani doğru cevap böyle okunduğunda net anlaşılmıyor ama buluyorsunuz aslında. O kadar uğraştırıcı bir soru değil. You have a best friend. Sizin iyi bir en iyi arkadaşınız varmış, değil mi? Sağlam bir arkadaşınız var. And you have known each other for a long time. Birbirinizi uzun zamandır tanıyorsunuz. You have lots of things in common. Ortak yönünüz çok. And get on well with each other. Birbirinizle çok iyi geçiniyorsunuz. You also trust him a lot. Ona çok güveniyorsunuz. But ama bir sıkıntı geldi. One day you learned that. Bir gün öğrendiniz ki he shared your secrets with another person. Sizin sırrınızı paylaşmış. Kimle? Another person. Başka biriyle paylaşmış. You feel sorry about that. Çok üzülmüşsünüz. Bakın şurası yargı cümlesi. Çok üzüldünüz. Ne dersiniz? Him ona. Arkadaşınıza ne dersiniz? Kötü bir şey diyeceksiniz değil mi? Bak eksiği koyun şuraya kötü bir şey diyeceğiz. I am glad. Glad'in zaten memnun olduğunu hepiniz biliyorsunuz. I am glad to that. Bunu duyduğuma memnun oldum. Sen çok loyal, sadıksın. Hadi glad'i anlamıyorsunuz sınav anında. Unuttunuz, bilmiyorsunuz. Sadık kelimesi var. Değil mi? Gitti. Bana göre sharing makes you special. Bakın. Paylaşmak seni ne yapıyor? Special, özel yapıyor. Haydi. I think bence you attach great importance. Şu yapı çok önemli. Çok önem veriyorsun. To what we talk about. Bizim konuştuğumuz şeylere bak. Importance önem veriyorsun diyor. Burada da sıkıntı var. Umarım değişiklik olumsuz bir şeydir. Ve soruyu doğru çözmüşümdür. Yoksa yanlış yapmışsam şayet her şeyi bildiklerimi unutup soruyu baştan okumam gerekiyor. Çünkü bir şeyi yanlış anlamışım. In my opinion veyahut gözden kaçırmışım. Benim fikrime göre life is full of surprises. Hayat sürprizlerle dolu ve kötü bir tecrübe. Yani benim için kötü bir tecrübe oldu gibi. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuza geçtik. Bu soru tipinde de sevgili arkadaşlar. Bakın üstte size soru maddesini vermiş. Ne yapmanız gerektiğini anlatıyor. Kenarda bir görsel var. Görsele bakarız ama anladığınız gibi işimiz asıl bu paragrafla. Sonra soru maddemiz var. Önce okuyacağız. Metni okuyun ve soruyu cevaplayın diyor arkadaşlar. Bu çoğu following is correct according to the text. Metne göre hangisi correct doğrudur diyor. Tamam. Görsele şöyle bir baktım. Eski, antik zamanlar ve şimdi demiş. Şimdi baktım. The researcher professor Zümra conducts a research about the relationship between Egyptian. Bakın ne diye gidiyor. Araştırmacı profesör Zümra bir araştırma yapıyor. Ne hakkında? İlişkisi hakkında. Mısır yazısıyla modern emojiler hakkındaki ilişki arasında bir şey yapıyor. İlişkisi arasındaki research'ü yürütüyormuş değil mi? Araştırma yürütüyormuş. She thinks that ona göre they are not different from each other. Birbirinden farklı değiller. Hmm, Benzer demek istemiş şu iki görsel arkadaşlar ona göre Egyptian Mısırlılar kullanmış bu yazıları For keeping in touch in the past and in today's world emojis are very popular among people for texting messages Değil mi Mısırlılar bu hieroglifleri ne için kullanmış geçmişte şuraya kadar cümle var zaten Geçmişte irtibat kurmak için ve bugünün dünyasında emojiler de çok popüler insanlar arasında ne için Mesajlaşmak için peki anladım hangisi doğrudur bakacağım Using emojis is an old fashion way like writing a letter. Emoji kullanmak eski bir yoldur diyor mektup yazma gibi ama emoji kullanmak bakın now şimdiydi eski bir yol değildi. Profesör Zimbra would like to send a message using emojis. Bakın, Profesör Zimbra istiyormuş neyi? Mesaj göndermek istiyormuş. Ne yaparak? Emojiler kullanarak. Öyle bir şey söylemedi bize. İkisi arasındaki benzerlikten bahsetmişti. Bot her ikisiydi bunu bilin lütfen unutmayın dedim. Hem Mısırların bu eski yazısı hem de emojiler are similar things to contact. İrtibat kurmak için, temas kurmak için, iletişim kurmak için benzer şeylerdir. Bakın burada not different from each other. Birbirlerinden farklı değil dedi. Karşılıyor dursun. Şu beşik değildi. Bu Mısır yazıları faydalıymış, yararlı sembollermiş. Ne? Modern iletişim için ama eski antik zamanlardaydı kullanıyorduk biz bunu. Cevabım Ceyhan oldu. Biraz da hızlanalım arkadaşlar. 4 numaralı sorumuzda sizlerin aşina olduğu zaten e, görselli bir soru var. Hemen yukarı baktım. Look at the chart and the değil mi? Soruyu cevaplayın demiş. Burada görselle kısa bir baktım. İnternet faturaları var. Ocak, Şubat'tan Mayıs'a kadar gidiyor ve ödenen tutarlar var. Peki ne yapmam, neyi bulmam gerekiyor? Which of the following doesn't have an answer? Hangi sorunun cevabı yok? Bu tür soruları da zaten sizlerle Aşırı derecede görmüştük. Hangisinin cevabı yoktur? Tamamen okuduğun anlama ve tamamen diyalo, e, tabloyu veya paragrafı anlama soruları bunlar. From January to May. Ocak'tan Mayıs'a kadar. How much money did John pay for the net bills? E John diyor internet faturaları için ne kadar para demiş. Ocak'tan Mayıs'a kadar. Bakın biz bunun cevabını her ay bakıp toplayıp bulabiliriz. Demek ki bunun cevabı var. In which month the phone bill is the most expensive. Burada büyük ihtimal arkadaşlar phone bill internet bill'i karşılıyor çünkü diğer şıkta da var. Öyle alacağız sınavda. Hani phone bill ne demek burada yazmıyor. Ben bir şüphelendim yapabilirsiniz. Bakın şüphelenebiliriz. Hangi ayda telefon faturası en pahalı? Tam şurada internet faturası en pahalı da. Hani phone bill yazmıyor. Tamam ama aşağıdaki şıkta da phone bill yazınca ikisi de yanlış olmayacağı için internet bill diye kabul ederiz. E tamam. En pahalı olduğu da buldum. Bunu da doğru kabul etmek zorundayım. In which two months the phone bills are the cheapest? Hangi iki ayda en ucuz diyor? En ucuzu bak şu iki ayda. Bulabilirim. E, bu da doğru var. Umarım değişikliğinin cevabı yoktur. Soruyu doğru çözmüşümdür. How did John pay the internet bills? John internet faturalarını nasıl ödüyor? E, nasıl ödüyor? internet üzerinden mi gidip birebir mi cash nakit mi ödüyor gibi bilemiyorum. Doğru cevabım buydu. Bir sonraki sorumda sevgili öğrenciler yine okuyorum. Burayı anlamam gerekiyor. Soru maddesi zaten ee, hepimizin bildiği e, tipteki soru maddeleri. Metni okuyun, soruyu cevaplayın. Tamam, hemen soru maddesine bak. Which personal trait is not mentioned in the text above? Yukarıdaki metinde hangi personal trait, kişisel özellik not mentioned, bahsedilmemiştir, hangisi yoktur? Peki, Tony Stark always studies very hard and wants to be the best in science and technology. Tony Stark çok çalışıyormuş ve ne olmak istiyormuş? Bilim ve teknolojide best. En iyisi olmak istiyormuş. Peki ama burada bakın olmak istiyor falan. Determined kararlıyı karşılamadı mı? Güzel. He also loves taking risk. Bakın böyle bir cümle okuyup bir şey gördüyseniz aşağıya inip bulup çizebilirsiniz. He also loves taking risk and trying new adventures. Neyi risk almayı ve yeni maceralar denemeyi sever. Ee, adventures, macera perest de gitti. However, fakat he sometimes thinks that he is more important than the other people. Ama bazen o ne düşünüyor? Onun daha önemli olduğunu düşünüyor. Kimden? Diğer insanlar. arrogant, kibirli de gitmiş oluyor. Generous, cömert, 7. sınıf kelimeleri zaten bunlar da fark etmişsinizdir. Bu yılda vardı. Birinci ünite 7. sınıfta geçiyordu. burada generous, cömert arkadaşlar gift, hediye, money, present hani para böyle neydir? hediye gibi kelimelerle kullanılan cömert kelimesi. Burada arkadaşlar ne kalem almam lazım. Aynı mantık. Uzatmayacağım. Metni okuyun, soruyu cevaplayın Sorunda ne? For what purpose do they build special roads for Sombies? Değil mi? Sombies dediğimiz. Ne amaçla onlar özel yollar yaptılar? Kim için? Sombies dediğimiz kişiler için. Bakalım kimmiş bu SMB's de? Have you ever heard the word zombie? Zombie kelimesini have you ever hiç duydun mu? Bu have you ever kalıbı hiç demekti. Ünitelerimizde geçiyordu. Hiç duydun mu? I was surprised when I first heard it. İlk when'li cümlelerden başlıyordum. Yani when'li bağlacın olduğu yerden başlıyordum. When I first heard it. İlk duyduğumda çok şaşırmıştım. It means smartphone zombi. Ne anlamına geliyor? Akıl telefon zombileri. Today many people use their mobile phones while they are walking down the street without looking at the traffic. İlk vayla bakıyorum arkadaşlar. Iken anlamındaydı. Günümüzde insanlar Trafiğe bakmadan, without yapmadan, sızsız ne yapıyor? Sokaktan aşağıya doğru inerken ya da sokakta yürürken ne yapıyor? Many people use cep telefonlarını kullanıyor bu birçok insan. I think it's very dangerous for both. Bu çok tehlikeli her ikisi için hem kimler için hem smombiler için yani bu işi yapanlar için hem de driver şoförler için. So there are special roads for smombies. Smombiler için özel yollar var in some countries bazı ülkelerde ne gibi ülkeler örnek veriyor. Belçika ve Çin gibi arkadaşlar. Peki, monobiller için özel yolları ne amaçla yaptılar? Zaten çeldiriciler çok basit sınavda zor bir soru veya orta düzey bir soru yapmak isterlerse soru şıklarını aşırı derecede zorlaştırırlar ama bakın kampla alakası yok. Ekstrem spordan bahsetmiyor. Araba parkı ile ilgili bir bilgi yok arkadaşlar. E bakın, for monobillerin güvenliği için araba bunlara çarpabilir dediği için doğruca bu arkadaşlar. Daha sonra diğer sorumda sevgili öğrenciler Özür diliyorum. Kalemi göremedim. Pardon. Heh. Burada yine blog okuyun soruyu cevaplayın diyor sizlere. Bakacağım. Which question is answered in the blog? Blog'da hangi sorunun cevabı var? Anladığım kadarıyla David blog ile ilgili ya da yaptığı şeylerle ilgili bizim teknoloji blogumuz demiş. İnternette yaptığı şeylerle ilgili bilgi veriyor. Trace aynı şekilde internette yaptığı şeylerle ilgili bilgi veriyor. Okuyup bulun diyor. Şunu bakın. Şunu anlayın mesela. Ben hep böyle sorularda derim ki iki tane Tracy iki tane David'den şık koyarlar. Bakın Tracy genelde öyle olur. Bu soruda böyle olduğu için değil. Tracy bir tane Tracy iki tane David bir tane David iki tane. Mesela David okuduğunuz zaman David'in cümlelerini olduğu şıklara bakıp onlardan eleme yapabilirsiniz. Mesela bakın I love computers and I always play computer games. Hangi sorunun cevabı vardı bu arada artıyı buluyorum. I love computers and I always play computer games all the time. Değil mi? Sürekli bilgisayar oyunları oynuyorum. Seviyorum bilgisayar. I never surfed internet for information. Ben hiç de internetten bilgi için araştırma yapmam. Ayrıca I don't read web pages. Ayrıca web sayfalarını okumam. But I sometimes write emails. Ama bazen email yazarım. I never listen to music online. Hiç müzik dinlemem online diyor. Because I don't like music. Çünkü müziği sevmem. Peki bakalım hangi sorunun cevabı var? Ee, David'in What are the internet habits of David? David'in internet alışkanlıkları neler? Bakın çocuk şurada e-mail atarım dedi. Daha sonra bakın bilgisayar oyunlar oynarım dedi. Online müzik dinlemem dedi falan. Yani alışkanlıklarından biraz bahsetmiş. Bence bunun cevabı var. Dursun. Hemen cevap bu diye işaretlemeyeyim. Veyahut alıcılarımı kapatmayayım. Hani cevap bu diğerlerini de öylesine okuyayım okumuş olmak için okuyayım yapmayın lütfen. Bakalım what kind of computer games does David play? David ne tür bilgisayar oyunları oynar? Bakın sadece ben bilgisayar oyunları oynarım dedi cevabı yok. Tracy'ye baktım. I love my digital camera and I always take photos. Değil mi? Bir dijital kameramı bakarım ve daima fotoğraflar çekerim. I often listen to my mp3 player. mp3 player'ımı dinlerim diyor. So I download songs for my MP3 player. MP3 player'ım için de şarkılar indiririm. Bazen de surf yapıyorum internette. To keep up with the latest version. Son modaya ayak uydurmak için. Takip etmek için. Peki. Where does Tracy usually take photos? Fotoğraflarını bu Tracy nerede çekiyor? Bakın ben nerede şu girişlerde söyledi. Fotoğraf çekerim dedi sadece. Bu kadar. Bunun cevabı da yok. Ve which websites does Tracy use for downloading music? Bak müzik indirmek için trace'si hangi web sitelerini kullanır? Bakın .com dediğimiz hani .com'lu bir siteden de bahsetmiyor. Maalesef bu da gidiyor arkadaşlar. Doğru cevabım Bursa'da internet alışkanlıkları vardı. Bu sorumuzda arkadaşlar hemen diyalog zaten sizlerle böyle çok görmedik değil mi? Diyalog ıı, tamamlayan cümleyi bulun. Bunu göremedik. Bunlar da arkadaşlar şu iki cümle, diyalogun önü ve arkası dediğimiz cümleler hayati derece önemlidir. En önemlisi tabii ki ikinci cümle. Diyalogdan sonra gelen cümle. Tabi şu diğer cümleler de okunur ama asıl fonksiyon olan bu bahsettiğim iki cümle. Peki bakayım e, diyalog tamamlayın zaten aşağıda. Do you know when Lily's birthday is? Lily'nin doğum gününün ne zaman olduğunu do you know. biliyor musun? Bakın hemen şıklara inmeyin. Şıklara inip tek tek bakıp yerine koyup devamını okuyup. Tek tek okuyup işte yerine koyup devamına okuyup bulmaya çalışan arkadaşlar mutlaka vardır ama zaman kayboluyor. Böyle durumlarda arkadaşlar hemen şu kişinin cevabına bir bakın. Umarım it is not past. Umarım geçmemiştir. She will never forgive us. O bizi asla affetmeyecek. If we forget it. Eğer unutursak bize affetmeyecek diye bir cevap var. Eğer geçtiyse tamam. Sen de diyor kesinlikle haklısın. Let me check my Facebook account. Facebook hesabıma bakmama izin ver diyor. Arkadaşlarım doğum gününe bir bakayım da sana haber edeyim gibisinden bir bilgi var. Peki başa döndüm. Biliyor musun dilinin doğum gününün ne zaman olduğunu? Şıklara indim. I don't remember exactly. Tam olarak hatırlamıyorum ama it must be close. Yakın olması lazım. Bakayım. Umarım geçmemiştir. Eğer unutursak bizi affetmeyecek. Bakın çok güzel oldu. Peki bak şöyle yine yapayım. Biliyor musun dilinin doğum gününün ne zaman olduğunu? Evet biliyorum. O diyor geçen aydı diyor ve biz onun için we had a party. Parti yaptık diyor. Ama umarım geçmemiştir. Affetmeyecek falan. Saçma oldu. Endişelenme. 10 gün var diyor. Ne? Onun doğum günü ne diyor? 10 gün var. Ama umarım geçmemiştir. Affetmeyecek falan. Olmadı. Rahatlaması lazımdı. What do you have to do with your birthday? Onun doğum günü ne işin var ki? You are not friends. Arkadaş bile değilsiniz. Gibi. Bakın bu da alakasız. Çünkü bakın bizi affetmeyecek falan diyor. O zaman tam olarak hatırlamıyorum. O da değil mi? Umarım geçmemiştir diyor. Bir sonraki sorumuzda arkadaşlar bu tarz sorular da çok çıkıyor. Böyle sorularda zaten nasıl çözmemiz gerektiği ile ilgili konuştuk. Şimdi hemen ilk durumu bir okuyayım. Konuşmayı okuyun ve soruyu cevaplayın demiş. The students below are talking about the reasons for using internet aşağıdaki öğrenciler konuşuyor ne hakkında? İnterneti kullanma nedenleri hakkında bir şeyler anlatıyor. Which of the following is not correct? Bakın doğru değildir yukarıdaki konuşmalara göre. Şuraya eksi koyun. Yanlışı soruyorlar. Ben böyle sorularda arkadaşlar mesela Tamer Cansu Mert Oya diye gidiyor ya aşağıda da Tamer Cansu Mert Oya'nın gitmesine dikkat ederim. Çünkü Cansu ve Oya'nın yerini değiştirebiliyor. Bazen siz Cansu için okuyorsunuz. Burada Oya var mesela. Bununla karıştırıyorsunuz. Sınav anda dikkat etmiyorsunuz. Bunlara da dikkat edelim. Tamam bana aynısını koymuş. Tamer does his shopping online. Tamer online alışveriş yapıyor. Baktık. Bakın he, ben daima bir şeyler alıyorum internetten diyor. Tamam doğru. Ben yanlış arıyordum. Jansu uses the internet for communication. İletişim için kullanıyor. Bakın. Keep in touch with my friends. Arkadaşlarımla irtibat kuruyorum dedim. Bu da gitti. Mert shares his ideas and yani opinions on the net. İnternette Mert fikirlerini, düşüncelerini paylaşıyor. Bakalım burada ne diyor? Practice my foreign language demiş. Benim yabancı dilimi pratik için kullanıyorum demiş. E bu olmadı. Comment dediğimiz, yorum dediğimiz mevzu yok. Oya makes reservations for holidays and events. Rezervasyonlar yapıyor olaylar için, tatiller için. Bakalım bak bilet alıyorum dedi. Rezervasyonlarımı yapıyorum dedi. Oya da doğru cevap vermiş. Bakın Mert göze battı. Bu şekilde çözersek arkadaşlar tam sonucu ulaşırız. Bir sonraki sorumuzda bakın bu tarz sorular biz sizlerle çok görmedik. Ee, bir diyalog var. Diyalog şu üstünüzdeki tabloyu göz önüne alarak tamamlayın diyor. Bakalım bu tablo ne işe yarıyor. Her zaman önce durumu okuyun arkadaşlar. Üstte ne yapmamız gerektiğini okuyun. Read Ahmet's plans and conversation. Değil mi? Ahmet'in planlarını ve konuşmasını okuyun diyor. Answer the question soruyu cevaplayın. Burada günler var. Ahmet'in planları var o günlerde değil mi? Ayça demiş ki Ahmet'e. Demek ki Ayça'dan bir teklif geliyor. We are planning to gather on Saturday. Will you come? Cumartesi günü ne yapacağız? Toplanacağız. Gelecek misin? Saat kaçta demiş? 9'da. Bakın İlk önce cumartesi konu. Cumartesi ise şuraya bir yönelim. Bizim şu diğer günlerle şimdilik işim yok çünkü konuşma kısa devamında bir şey yok. Saat kaçta? 9'da. Arkadaşı saat 9'da Ahmet'i bir e, etkinliğe çağırdı. Ahmet'in ne demesi lazım? Bakın o gün planında Sıla'nın konserine gidecekmiş. Buna göre en iyi tamamlayanı bulur. Hepsini de reddediyor arkadaşlar. Sınavda kabul etme mutlaka olur. Dikkat edersiniz. o e, Kabul etme olduğu zaman çizersiniz. Çok harika ama ben diyor benim favori writer'ımla buluşacağım o gün. E favori writer'ı burada book fair'ın olduğu yerde çiz. Kulağa iyi geliyor ama ben diyor harika bir canlı müzik performansı. Live music performance. Dün bunu izleyeceğim diyor. Tamam doğru söylemiş. B doğru oldu. Ceyhan'da üzgünüm ama I have to join my foreign language class. Yabancı dil sınıfıma katılmam lazım. O da burada. Günüm olmadı. What a nice invitation ki saatleri zaten olmuyor. Ne kadar da güzel bir davet. Ama I'm going to practice tennis in the court. Kortta tenis pratiği yapacağım diyor. Antrenmanım var diyor. Bakın onun da günü olmuyor. Günü ve saati uyan. B seçeneğiydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar son sorumuş bu da. bir Zaman da güzel aktı. Ben de fark etmedim. Evet arkadaşlar bugün ben sizlerle çıkmasını muhtemel Gördüğüm ikinci tipteki farklı soru tiplerini elimden geldiğince çözüp anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer videoyu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi çalışmalar, sınavınızda bol şans diliyorum.